Tabii ki Beşiktaş'ın bu kontenjan sıkıntısı belki de e, tüm işleri biraz daha çıkmaza sokuyor diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir fırsat doğarsa Mane transferi Beşiktaş için gerçekleşir mi? Yani olmazsa olmaz demem. Ya yani Bunlar Hı -hı. hep matematik hesabı. E, geçenki yayınımızda da irdelemiştik bu konuyu. Hı -hı. Yani Mane e, yapı itibariyle, karakter itibariyle Beşiktaş tribünlerinin, çarşının sevebileceği bir karakter. Yani sen de biliyorsun bir yıldız ve işte neyle gündeme gelmişti? Elindeki son model telefon kullanmayıp kırık bir telefon kullandığı ortaya çıkmıştı. Sorulduğunda hani paran mı yok, hediye de mi etmiyorlardı ya. İşimi görüyorum demişti ve aldığı paranın çoğunu işte yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü, fakir hayatını hatırlatan ama oradaki vatandaşlarına, memleketine harcıyor. Oraya işte sağlık hizmetleri yapıyor, kütüphane yapıyor gibi. Bütün aldığı ücreti orada düşün. Yani milyonlarca dolarlık Yardım yapıyor ve oradan oradaki çocuklara sahip çıkıyor, gençliğe sahip çıkıyor, hayatlarına dokunuyor. Bu arada da kendisinin o kırık telefonla hayatını sürdürmesini de önemsemiyor ya da lüksle içinde yaşamasını sorun etmiyor ve bunu o şey bir şekilde özgüvenli bir şekilde söylüyor. Saygı duyulacak bir oyuncu sadece yetenekleriyle değil kişiliğiyle de. Bu sene Beşiktaş yönetimindeki ya da transferlerdeki şu şey hoşuma gitti. Alın oyunculardaki e, hep böyle hani uyumlu takım ruhuna uygun karakterlerinde sorun olmayan mütevazi oyuncuların da alınması İşte bugün Immobile bir yıldız gerçekten büyük bir yıldız <laughs> Türkiye'deki belki en kariyerli golcü şu anda e, şey Immobile İtalya liginde gol kralı olmak istatistiklerine bakıyorsunuz yanına yanaşan yok şu andaki. E, en kariyerli oyuncuların başında geliyor. Golcülerin başında geliyor. ve Ama o kadar mütevazi. Yani ben Ceko'da da aynı mütevaziliği görmüştüm Fenerbahçe'de. Onunla da tanışma imkanımız olmuştu. Ee, yani buradan baktığımız zaman Beşiktaş'ın gelen transferlerin mütevazi olması, uygun olması, karakterli olması e, takım için kıymetlidir. E, en azından buna çok dikkat ediliyor olması e, hasanat yönetimi için bir avantajdır kesinlikle ee, bu süreçte de tabii ki e, oldukça Mane. yani Mane için <laughs> sen bekledin havada kaldı ama <laughs> evet havada kaldı yani, <laughs> yani, daha ne diyelim Mane ile ilgili yani kalkıp Mane'nin evet. çalımlarını mı paslarını mı asistlerini mi yıldızlarını mı anlatacağız zaten yani Mane'nin futbolunu uyumlu olur olmasını tartacak halimiz yok hem yetenekli hem yıldız hem de mütevazi mütevazı bir karakter yani olursa tabii ki ben eğer şartlar oluşursa böyle karakterli kişilikteki bir oyuncunun Beşiktaş'ta görmek, Türk şeye, Süper Ligi'nde görmek sadece Beşiktaş'ları değil her futbol severi mutlu eder. Yani o simen geldiğinde de aynı şeyi söyledik. Büyük bir yıldız evet. geldi vesaire. Böyle bu transferler için bazen çalışmazsanız, çalışsanız da olmaz. Bazen eğrisi doğrusuna denk gelir. Şartlar olur. Hani kupon transfer dedikleri konu budur. E, Manenin konusu da aslında bir kupon transferidir. Denk gelirse e, olabilir. Ama şunu söyleyeyim, tabi e, mane konusu gündeme getirildiği zaman e, taraftarda böyle bir şey oluşturulmaya da çalışır. Yani işte Müslüman ülke, e, işte e, Türkiye var, işte o başkanın ilişkileri var. E, doğal olarak Beşiktaş yöneticilere soruluyor, bizler de soruyoruz. Ama e, işin özeti şu yani Mane ile ilgili bir masaya oturma var mı? Bir pazarlık var mı? El Nası Kulübü'ye bir pazarlık oturulmuş mu? Yok. Hı hı. Yani şimdi Fatih olarak eğer ben şunu dersem ki ya arkadaşlar merak etmeyin bu ikisi giderse Cuma günü Mane'yi getirecekler dersem kendi mesleğime saygısızlık etmiş olurum. Beşiktaş'ın yöneticilerine saygısızlık etmiş olurum. Yani bir şeyin görmek. Futbol hayal içinde herkes işte ben Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim mesela. Cristiano Ronaldo'nun son yılında Beşiktaş'ta oynamasını isterim. Biri de diyebilir ki ya bak boşta gelsin Beşiktaş'ta oynasın. Yani Beşiktaş yöneticilere mane'nin isminin ulaştığı, Beşiktaş'ın gündemine geldiği doğru. Bu yalan değil. Hatta bu transferle ilgili bir iş adamının da yardımcı olabileceği şeklinde. Yani bunlar işler. bunlar matematik, bunlar ekonomi. Yani bunlar şeydir ama bunu ben bunu söylerken ama öbür taraftan da Beşiktaş yönetimi böyle bir transferin gerçekleşme ihtimali, süreçler vesaire yani böyle bir baskı oluşturmaması lazım. Beşiktaş yönetimi masaya otursaydı Mane ile ya da e, kulübüyle emin olun ben burada çıkar derdim ama şimdi olmayan ya da gelişmeyen, gelişmesi çok mümkün olmayan bir konuda Mane ismini öne atarak taraftarları umutlandırmak, gaza getirmeyi doğru bulmuyorum. Yani yani Hassayna Sanat da ya Mane ismini görse ya çok güzel olur. Ya da Van Bronkos da Mane mi? Tabii ki yani demek buyursun gelsin bir, bir yere yol açarım denir. Ama ya bir de işin gerçekleri var. Şimdi Hı -hı. işte Beşiktaş yönetimi bu kadar güzel transferler yapmış. Rafa Silva gibi bir yıldızlık getirmiş. Şu anda yapıyor. Ekonomik şartları zorluyor. Bütçeler, maaşlar var vesaire. Elinizdeki oyuncular var. Hal böyleyken yani yani Mane'yi öne çıkartmayı da çok doğru bulmuyorum. Yani o yüzden evet Hı -hı. özel bir oyuncu ama Beşiktaş'ın gerçekleri var. Beşiktaş'ın gerçeklerinde şu anda Mane'nin yeri maalesef yok. Belki izleyicilerimiz bana kızacaklar. Yine Fatih abi doğruları söylüyorsun. Belki Yine takımdan işte, gidecek isimler tamamlansa belki bir şeyler olabilir. Yani, yani çok düşük bir ihtimal sevgili dostlar. Ben sizi beni niye seviyorsunuz ya da ben neden bir ilişkim <laughs> var. Yani yani mut çok güzel bir şey. Evet, Beşiktaş istediği zaman istediği oyuncu alacak kadar gücü vardır. Ama alması mantıklı mıdır, değil midir? Ekonomisi uygun mu değil? Bunları göz ardı etmemek lazım. Evet, Beşiktaş'ın büyüklüğü her türlü yıldızlık geçmişte getirdi. Bundan sonra da getirmeye muhtedirdir. Ama Beşiktaş'ı yönetenler, Beşiktaş'ı maddi, manevi olarak işte süreçler, paralar, rakamlar, eldeki bütçeler, gidenler, gelenler ay başına maaşlar ödenecek. Yani bu Türkiye e, liginde çok büyük futbol ekonomisi yok. Yani zaten kulüpler zor dönüyorlar. Sıkıntılı dönüyorlar. Ama burada hani şey değil yani çok fazla hayal büyütmeyin. Bu hem sizi kendi hmm. üzerinizde hem bizlerin hem de hmm. Başkan Hasanat Bey'in üzerinde man üzerinden bir baskı oluşturmayın. Ben e, olma ihtimalini çok düşük görüyorum. E, bununla ilgili de bir çalışma görseydim, bir pazarlık süreci bir, bir şey görseydim gerçekten paylaşırdım. Gerçekten Peki. derdim ki e, Hasan Arat burada şu görüşmeyi yaptı. Hani hmm. emin olun ki yani bir hafta önce konuşmuştuk. Bir hafta önce de sormuştunuz. Bir şey çıksaydı size kesin derdim. Ya Beşiktaş ilgileniyormuş, ilgilenmiyor ama aslında perde arkasında ilgileniyor derdim. Onu bile söylerdim ama yok. Şu anda Beşiktaş'ta önceliği ve süreci tamamen şu anda iki oyuncunun gönderilmesi ve lige paraların zamanında ödendiği, sürecin doğru yönetildiği, taraftarla bütünlük sağlanmış, yani taraftarın şu anda istedikleri birçok transfer evet. gerçekleştirilmiş, takımın bir dengesi oluşturulmuş. Yani orada Rafa Silva'nın liderliği Immobile önde, Paris arkada, onundan yanına e, e, Udaka'yı aldınız. O, o gelecek. Önde Şerendur geldi. E, yine e, Salih Yeni bir başlangıç yaptı. Raşit ise Türkiye'nin Dinamo gibi çalışan oyuncularından bir tane. Semi çok özel bir oyuncu. Mustafa milli takıma gidiyor. Yani baktığınız zaman yani Getson ikinci tekrar ikinci baharını yaşıyor genç yaşında. Erken bahar diyorum. Ee, i̇yi takımla iyi oyuncular ol. O yüzden e, izleyiciler bence yani Mane'nin peşine takılmak yerine yani Mane <laughs> özel bir çilek yani özel bir şey kremde krem. De krem. Ama e, şu an için Beşiktaş'ta e, zor gözüküyor. E, bu konuda da hani çok umutlanmayın. E, yani yüzde bir kalbinizin bir köşesinde dursun ama yüzde doksan dokuz e, bu transfer olur gözükmüyor. Hayatın özür dilerim söylüyorum gerçekleri Beşiktaş'ta bu. Teşekkür evet, evet.